technology, light our way. Tek tek hangi yasanın ne kadar şey... Ha, oha! Oo. Hepsi geri mi veriyor? Seri üretim malları geçirmemiz lazım. Hadi geçin. İşimiz iş var ya. Bir yönde sivrilmemek lazım gibi. Çok gerilim yapacak ki artıyor hali hazırda bayağı. Güven düşüyor deli gibi. Herkesi nasıl mutlu edeceğiz ya biz? Çalışma düzeni, işçiler için konut, toplumda nelerimiz var? Tımarhane, şifa fabrikası, ebeveynlik. Çıkarma otomatonları görevde. Çıkarma otomatonları tehlikeli işleri üstlendiği için kış yuvasındaki işçilerimiz artık daha güvende. Çekirdekleri ölüm riski olmadan toplayabileceğiz. Güzel. Güzel haber. Peki Ayas Fethi yaparken sağlam mıyız? Umarım sağlamızdır. Başka nerede çekirdek var? Şurada ve şurada var. Çok sağlam insan gücümüz de var. Buraya doğru devam edebilirim aslında konutlarda. Bin Londralıları şu an tınlayacak vaziyette değilim ben pek ama. Götümüzde ayı bağırıyor. Bu taraf çok kötü durumda. Gelim çok arttı. Sapık tutuklandı. Seyyahlar oluşumunun eli var. Yönetici, muhafızlarımız konsey salonunun yakında bir seyyahlar üyesini tutukladı. Muhafızlardan biri onu boş boş gezerken yakaladık. Orada bulunması için hiçbir sebep yoktu. Anlaşılan Yılmazlar üyelerinin faaliyetlerini takip ediyormuş diye belirtti. Bu notları neden tuttuğunu asla itiraf etmiyor. Ama son sayfada kuş yuvasının kanı yerde kalmayacak şeklinde bir not yazıyordu. Kınama yaptık. Oh, kıpkırmızı oldu var ya içerisi. Felaket gerilim var orada. Sefalet artıyor. Sağlık. Hastalık. Her şey burada fırlıyor yukarı. Şöyle devam et. Bir demir yumruk olma zamanımız geldi ya. İlk kanun fırsatında. Demir yumruk olmak için elimizden geleni yapalım. Bir de şunları sağlamamız lazım. Bir mekanik fabrika binayı yık. Mekanik fabrika binasını mı yıkacağız? Yeni bir yasa önermişler. Ben yasamı geçirecektim. Mekanik fabrika ne ve nerede yıkabileceğiz bunu? Oo, fullenmiş. Yani bunu geçirmek hiç mantıklı olmadı. Şu an gerilim ölümcül seviyeye kadar yükseldi. Ve ne yapacağız hiçbir fikrim yok. Patlayacak herhalde. İçerisi birazdan. Mekanik fabrika ne ve nerede var ya? Onun dışında herkesle de kötü değiliz aslında. Bazılarıyla iyiyiz. Şuna bak, kıpkırmızı oldu şehir. Propaganda masası indiriyor. Gözlü kulesi yaparsak sanırım rahatlayacakmış. Yapacak yerimiz yok. Peki.
Başka ne yapabiliriz? Hapishaneler. Nasıl bir patlak verecek bakalım. Şunu da tamir et. Burayı toparlıyor. Buradaki ayaz feti durmuş gibi gözüküyor niyesi. İş gücü mü yetmedi? Burada sağlık cayır cayır gidiyor. Sağlığa ver, yatırımlar. Sefalet artıyor. Soğukluk niye artıyor? Isı kıtlığı diyor. Jeneratör açık. Ha şey bitmiş, petrol bitmiş. Oo. Petrol yetiştirebilecek miyiz sana acaba? Paralel evrendeki Türkiye mi, ne alaka? Devam. Artı 169. Isıyı toparlamaya başladık. Sıcaklık veriyoruz. Güzel. Buranın o sorununu çözebiliriz. Konsey hala arada. Hadi oğlum şunları tamamlayın artık. Hastanede tedavi gördüler. Peki. Buranın işi bitti. Bu da tamam. Yeni çıkarma bölgesi. Ayaz fetini de yukarıya doğru genişletmemiz lazım. Ben de şöyle. Artık ısı yönetimi yok oylaması mı? Bunun bir etkisi yokmuş ki. Bu önemli bir yasa mı? Ya hadi oy ver diyelim. Belki çakışan yasalardan biridir. Düzeliyordur bilmiyorum. Herhangi bir etkisi olmadığına göre gerilim de yok. Ama gerilim var yani ya, cayır cayır ortalık. Kıpkırmızı şehir, hale bak. Gerilim artıyor. Şehir yıkılmadan gerilimi ciddi oranda seviyesini indirmen gerek. Sokaklar öfkeli kalabalıklarla dolu. Nasıl indireceğiz onu be? Yani indirmesine indireyim de yani. Nasıl? Özellikle bunlar 3 seviye hararette zaten yani, her şeyi geçtim. Bir tane de mekanik fabrika yıkmam lazım. Bir de karardı ortalık, hepten bulamıyorum şu an. Neyi yıkacağım, nasıl yıkacağım, nerede mekanik fabrika var? Mekanik fabrika nedir mesela yani? Hangi bölgemde var ki bu yıkayım? Onu da bilmiyorum ki. Ya bütün fabrika bölgem burada. Burada öyle bir bina yok. Dedim ve çıktı. Ne veriyormuş ki bu? Mal veriyormuş. Hadi yık. Onu bir toparlamış olalım. Şunları halletmemiz lazım görev için. Ama bir şekilde toparlanacak. Ben de bilmiyorum nasıl. Sağlık problemini de çözüyoruz. Gerilme... Ne yapacağız bilmiyorum ya böyle. Leşçil kömür sıvılaştırıcısı büyük oranda artış veriyor şu an. Nah ilerleme. Bunu benim sevmemizi mi bekliyorlar? Çok beklerler. Yılmazlar yönetici denilen omurgasızı yönetiyor olabilir ama buna karşı çıkmayacağımızı sanıyorlarsa yanılıyorlar diyor. Radikalleşmişler. Sıvı şeylerini kapatalım. Leşçilleri.
Leşçil. Yosun arıtım kulesi de mi arttırıyor? Ananın mıymış yani? Başka? İndiren hiçbir şey yok ya. Her şey arttırıyor şu an zaten. Ha, o binalar şey olarak arttırıyor. Onları yıkacağız komple. Ha, abi bu ilerleme hiç iyi değil o zaman ya. Sikeyim ben bunu. Biraz bunu oyunun göstermesi lazım. Böyle langırt diye işin içine atacağına. Ben nereden bileyim hangi bina onun yanlısı, hangi bina onun karşıtı. Hakikaten anasının gözüymüş şimdi. Uğraş dur. Bunları yıkacağız da bu sefer sefalet uçurum gibi artacak. Bütün işine gelmeyen binaları yıkmam gerekiyor şu an gördüğüm kadarıyla. Yosun kulelerinin bir kısmını yıktık gerçi. Bir miktar artışı durdurur. Öncü lojistik merkezi de buna şeymiş. Peki abi, onları da yık. Çok abartı derecede şey yapacak bizi. Birçok binayı yıkmamız gerekecek. Leşçilleri kapatmak istemiyorum ama. Çünkü ısımızın en büyük kaynağı oradan geliyor. Leşçillerden geliyor şu an. Bina kısmını hallettik diyelim. Kanunlarda birbirini dengeliyor biraz daha. Oluşum içindeki hararet. Hararete bir şey yapamıyorum. Kış yuvasındaki gerilim. Gözcü kulesini inşa et. O görevi yapacağız zaten şimdi. Seyyahlar oluşumunu yakından takip et. Sebebi otomatik ayas feti. Sebebi dişimizi sıkmalıyız. İşsizlikle alakası yok bu soda ayaklamanın. Vallahi bir kule daha yapmamız lazım da bunları büyütecek şehri büyütecek yerimiz yok ki. Favela gibi büyüyor şehir. Dur bakalım. Bir şekilde hallolacak. 73 haftamız var gerilim mevzusu için. Yetişiriz herhalde ya. Ama bize işte çok şeyler lazım şu an. Bazı şeyler lazım. İş gücü gereksinimi azalıyor. Makine personeli. Makine iş yükünü üstlenecek, insanların sırtından indirecek. Yani bu çok mantıklı bir şey değil. Onu söyleyeyim. Bize pek faydası olacak bir şey hiç değil gördüğüm kadarıyla. Isıl kimyasal, atbaşılar, kömür madenleri. Jeneratörün bir sonraki geliştirmesi yok yalnız. Basınçlı kömür sıvılaştırıcı. Bunu yapacağız leşçilerini. Leşçileri yıkıp buna döneceğiz. Seyyahları kış yuvasından postaladık zaten. Liderlerini buraya yolladık, o yüzden burada olay çıkıyor. Gerilim krizi önlendi. Ucuz atlattık diyor. Yavaştan düşmeye başladı. Sefalet de durgun. Sefaletten yana da bir sıkıntı yok. Peki. De uzun sürmeyebilir. Her an bir şey olabilir. Bunları yıkıp yerlerine gidişatımızla uyumlu binalar yapmamız lazım. İlişkiler gelişiyor. Güzel. Tutulmayan söz. Ay amına koyayım. Dayanıklı mallar yasası gerilimi arttırıyor. Yapacak bir şey yok. Bunlarla da aramız kötü oldu. O kötü, bu kötü. Niye döndüğünü?
olabilir belki. Ya bu yasayı kaldırmak da başka bir problem yaratacak. Hadi hayırlısı. Hepsi birer sıkıntı şu an. Basının 453 petrolü var değil mi? Şu petrolü tamamen yollasana Londra'ya. Zaten yolluyormuş. Trail capacity. Kapasite nereden kırıldı ki? Kas. Oturup onun yolunu inceleyemem şu an. Buraya bir gözcü kulesi daha istiyor. Onu da yapalım. Buranın şeyleri bitsin. Huzuru sağlamış olalım. Belki o biraz rahatlatır gelini. Onun dışında Ayas fetihleri devam ediyor. Sen burayı topluyorsun değil mi? Ha, daha içeride de çekirdek var. Gaz birazdan daha da artacak ki buradaki çekirdek yetiyor. 18 çekirdek var, bize 40 lazımmış. Burada ekstra olan çekirdekleri almadan da gidebiliriz herhalde. Ama hiper yüklenme düzenleyicisi diye bir şey ben görmedim araştırmalarda. Bir daha bakacağım olmalı. 120 kişi tedavi gördü, güzel. Doğuklar geliyor bu sırada. Bu kadar yoğun bir şekilde şeyi kaldıramayız. Kış yuvası artı Londra falan. Hepsi bir arada kaldırmamız zor olacak. Aksamalar kontrol altına alındı. Bölgeler sabotajlar yüzünden hasar almayacak. Bu sabotajları engellemek için getirilen önlemler geri alınırsa kış yuvası yeniden yıkım tehdidiyle yüzleşecek. Tamam. Gündem konusunda seyyahlara söz vermem gerekiyormuş. Seyyahlarla zaten çok kötüyüm. Daha da kötü olmayı göze almamamız lazım bu soru. Sözü tutalım. Parayı toparlamaya çalışırız biraz daha. Petrol zaten 119 hafta daha bizi tutar gösteriyor. Gelim düşüyor mu artıyor mu o yazmıyor. Ciddi oranda var ama gerisi muallak. Gazlar daha da öldürücü hale geldi. Yönetici, tüm zorluklara rağmen jeneratörümüzü geliştirecek kadar çekirdeği, kış yuvasının zehirli gazları bizi öldürmeden toplamayı başardık. Şimdi kış yuvasından çıkıp işçilerimizi kurtarabiliriz veya bu çekirdekler değerli bir kaynak. Jeneratörü geliştirecek kadar elimizde var ama gelecekte de ihtiyacımız olacak. Artık üretilmedikleri için son derece önemliler. İşçilerimizin halkın geri kalanı için yapacağı bu fedakarlığa değebilir. Yok. Kurtar işçileri. Derhal kurtar. Değmez. Patlayacak gelelim yani. Değmez. Yeni Londra'ya döndüler mi otomatik? Evet. Yeni Londra'yı adam etmemiz lazım tekrardan. 3500 insan daha geldi. Oh, yarasın. Yarasın tosun ya. Kış yuvası... Bundan mal yolluyor muyuz biz? Yok. Isı fazlası buraya gidiyor. Yine de bazı eksikliklerimiz var. Bir sanayi bölgesi daha yaparak başlamamız lazım gibi mevzuyor. Bilmiyorum, çekirdeklerin şeyini anlatmıyor zaten. Annelik vazifesi oylaması geliyormuş. Jeneratör şeyi nerede ya?
Jeotermik santraller. Bu da değil. Jeneratör geliştirmesi. Bunu zaten araştırdık. Diğer araştırmayı ben görmüyorum yani. Isıtma da yukarıda. Nerede yukarıda? Yukarıda yok oğlum. Yukarıda bir şey yok. Bize mal da lazım değil mi? Şey... Yeni fabrikalardan birini yaparız. Kıtlık önleme var. O zaten yapılı ki. Araştırması tam mı? Zaten araştırıldı. İlişkiler neymiş? Dönüşümlü ilişki. Ha? Türümüzün devamını sağlamak için doğum oranını maksimize edebilmek adına insanlara düzenli olarak yeni eşler atayacağız. Marhane. Kavga merkezi, iletişim merkezi ne veriyordu? Güveni arttırıyor. O olabilir bak. Gerilim oranı azalıyor. Ver, kavga merkezi de ver. İletişim merkezi de ver. Onları hep çözelim. Hiper yüklenme düzenleyicisini araştır ve jeneratörü geliştir. Galiba araştırma yaptık, jeneratörü mü geliştireceğiz acaba? Sıkı yönetim. Nereden gelecek? Aynen. Okey. Tamam. Umumhaneler mi? Şimdi bakalım nasıl toparlayacağız biz buradaki şeyi. Nüfus artışı arttı, ebeveynlik. Ben buna vallahi taraf şey yapmak istemiyorum şu an. İnşallah almaz çok. Hayır da dedirtebilirdik de daha fazla birilerine söz vermek istemiyorum. Tutamıyoruz sözleri, daha da beter oluyor. Geçmesin yasa ya. Ben kendimi demir yumruk yapmaya çalışmak istiyorum bir sonraki şeyimde. Donmuş. Sizleri de mutlu edelim donmuşlar. Gelimi toparlamak için elimden geleni yapacağım. Mallar yetmiyordu. Yeni yaptığımız sanayi şeylerini yapalım ya. Mal yenileme. 60 mal veriyor. 60 bize yetmiyor. 2 tane vereceğim bundan. Eczane laboratuvar neymiş? Hastalığı düşürüyormuş. Deli gibi. Mekanik fabrika. Ona gerek yok da. Basınçlı kömür sıvılaştırıcı. Aynen şundan yapacağız. Çekirdek istiyor. Bir dakika. Yeterince çekirdek geldi mi peki şeyden? Muhafız kulesi kurduklarına, bana saldırdıklarına inanamıyorum. Evdekiler elbet buna boyun eğmeyecektir. Burada can veririm ama kanım yerde kalmaz. İyi ki kaçmaya çalışmışım. Yine olsa yine yaparım. İnanmadığım bir gaye için, baştan beri gelmek istemediğim bir yer için burada kalıp ölmek mi yoksa kaçıp şehre dönmeye çalışmak mı? Tabii ki de kaçmak. Yani. Kış yuvası bitti bile. Ekip de yok. İyi bakalım, gelsinler geri, bir bekleyelim onu, olacak çekirdek. Ulaşılabilir bir gelecek. Sizi tebrik ederiz yönetici. Hedefimize çok yaklaştık. Ayaz'ı alt etmenin mümkün olduğunu, bu yeni buz devrinin sıcak bir dünyayla aramıza giremeyeceğini kanıtladınız. Hayalimizdeki geleceğe çok yakınız. Ancak bu hedefe hangi yolla ulaşacağımız konusunda halkımız hemfikir değil. Yeni Londra kaosun eşiğinde. Yolunuzu dikkatli seçin. Casey Loran. Kendine gel. Bunu yapmalıyız. Yapmak zorundayız.
Mahsul zehirlenirse bitki yakılır. Bir gözü soğuk yanığı olursa uzvu kesilir. Peki bir oluşum halka hizmet etmeyi bırakırsa, hezeyanlı amaçlar için halkını kış yuvasına yem ederse, geleceklerini ellerinden alırsa o zaman ne yapılır? Aynen öyle. Geleceğimizi mahvedenler ortadan kaldırılır. Yeni bir yuva kurma hayallerini acısını çıkarmaya kararlılar seyyahlar diyor. Hayırlısı. Yapmasınlar öyle şeyler. Arayı bozmayalım. Üzülürüz. 1600 mü? Hava soğumamış mıydı? Nasıl daha arttı lan o? Yozlaşmış yönetimin tanımız. Lan! Sezar gibi öldük lan. Başka senaryolar da olabilir bu sırada. Ölmek zorunda mıyız bilmiyorum ama. Ha, biz ölmemişiz. Yönetici, bir seyyahlar üyesi Yılmazların konuşmacısını bıçaklayarak öldürdü. Bu sırada seyyahlar çeteleri şehrin birçok bölgesini işgal etti. Yeni Londra kaosa sürükleniyor. Yılmazlar son derece öfkeli ve endişeli. Bu teröristlere yeni Londra'da yer yoktur. Ya şehri terk etsinler ya da seyyahlar tamamen dağılsın. Karşı saldırıya hazırlanıyorlar. Seyyahlar sürgün edilirse bu suçun cezasını çekmiş olurlar ve şehir Yılmazlar tarafından öne sürülen prensipler altında birleşir. Tabi bu deliliğe son verip uzlaşmaya varmaya da çalışabilirsiniz. Fakat iki tarafın da ikna edilmesi gerekir. Bu sorunu çözmenin tek yolu bu değil. Birçok vatandaş sizin arkanızda durmaya da hazır. Kaptanın kayıp otoritesini geri getirebilir, didişen oluşumları ayırabilir ve düzeni zorla sağlayabilirsiniz. İç savaş kapımıza dayandı. Burada vereceğin karar bu savaşın nasıl biteceğini belirleyecek. Düzeni zorla sağla. Aynen öyle. Geri dönüşümü olmayan bir noktaymış bu seçimimiz bu sırada. Halkı şehrin yeni kaptanı olarak bir araya getirmeyi seçtin. Başarılı olmak istiyorsan hükmünü destekleyecek güçlü ilişkiler kurman ve didişen oluşumları dize getirecek birçok muhafız ekibi oluşturman gerekecek. Bu karardan geri dönemezsin. Seçimini doğrularsan ya başarılı olacaksın ya da hükmün sona erecek. Evet. Düzen yolu. Şehrin hayatta kalmasının tek yolunun halkın güçlü bir kaptanın, yani senin arkanda bir araya gelmesi olduğuna karar verdin. Bu yetkiyi sana yalnızca konsey verebilir. Tabi oluşumlar birbirlerini öldürmeye devam ettiği sürece bu yetkinin anlamı olmayacak. Kaptan olarak ilk icraatın hükmü ele geçirmek ve huzurun nasıl sağlanacağını belirlemek olmalı. Birkaç gözcü kulesi yapalım biz bu sırada. Tecrit hapishanesi falan da yap. Anlaşıldı. Order zamanı. Frostpunk 1'de en sevdiğim. Order. Bu barbarları teker teker öldüreceğiz. Katil hepsi. Sakin olun. Ortalığı karıştırıyorsunuz. Velvelelere gelmeyin. Protestolar, protestolar. Aman ya Rabbi. Ne oluyor? Şehir karıştı bir anda. Çok karıştı ortalık. Oo, iç savaş var. 188 masum vatandaş çatışmada sırasında öldü. 438 yaralı. Abo, öldürüyorlar birbirlerini. Savaş zayiatları. Yönetici, 260 Yılmazlar üyesi son çatışmada hayatını kaybetti. Düşmanları alevli bir hararetle üzerlerine hücum edince ambale oldular. Böyle devam ederse bir taraf diğer oluşumun kökünü kazıyacak. Eyvah eyvah. Hararet artarsa zayiat da artar diyor. Gizli polis atarsak ne oluyor? İtibarlarını arttır dersek sayıları büyük oranda artacak. Büyük oranda da ilişki şey olacak. İlişki kasalım. Sana da destek veriyorum. Sana da bir söz verelim.
Ya bu da mal mal şeyler istiyor ya. Yeni Londralılarla da ilişki kurmamız lazım ya. 26. ayın kutlu olsun Karpe. Var, her zaman var. Şu yasa şeyine hızlıca gitmemiz lazım. Yapacak hiçbir şeyim yok çünkü başka. Şehir cayır cayır yanacak. Oh, ölen ölene. Yemek bu sırada ciddi tükeniyor. Yemekle ilgili dertlerimiz var. Gıda kazanımımız da yok yani. Ekstra yapabileceğim. Isıtmalı kimyasal sera yapalım bari. Başka yemek bölgesi var mıydı? Şurada varmış. Şu cızır cızır olması çok deli etti beni vallahi yani. Hüküm. Neyse ki buraya kadar getirmiştik. Kaptanın otoritesi zamanı ki bayağı da teklif var gibi. 12 çekimser var. 12 çekimserin 5'ini çek... Yok. 4'ünü çekmemiz gerekiyor. Kim o çekimser? Seyyahlar. Evet, oyu verin. Gönüllü genç işçiler. Alkışlarla demokrasinizi çökertmeye geldik. Hadi bakalım. Hear ye! Kaptanımız sen çok yaşa. Yönetici diye birisi yok artık. Konsey seni kaptan ilan etti. Dolayısıyla artık senin kontrolün altındalar. Şehirdeki yasa çıkarma yetkisini bir fiil ele geçirdin. Ancak sokaklarda birbirleriyle savaşan militanlar yetkini tanımayı reddediyor. Bu militanları hizaya getirene dek şiddete son vermen ve kalıcı bir birliktelik sağlaman imkansız. Muhafızlarına militanların kökünü kazıma emri vermeli ve tüm oluşum üyelerini bir sadakat andı içmeye veya sonuçlarına katlanmaya zorlayarak ihtilafı ortadan kaldırmalısın. Güven asla azalmayacak, konsey sen nasıl istersen o şekilde oy verecek. Hükmümü icra etmemin vakti geldi, diyor. Aman aman, aman aman. Nereden yapacağız bu sorunu? Hükmü ele geçir. Mevcut tüm çatışmaları sonlandırır. 60 muhafız ekibi, oluşum harareti önemli derecede azaldı. Hüküm ele geçiriliyor. Kaptan, muhafızlar şehirdeki hükmümüzü icra etmek için göreve çıktı. Tüm insan hakları askıya alındı. Arama izinleri ve haklı sebepler muhafızlarımıza engel olmayacak. Hükmüne karşı çıkan herkes ivedilikle etkisiz hale getirecek. Çatışmalar yakında sona erecek. Huzurumuz yakındır. Toparlayın şu şehri. Bu ne rezilliktir ya. Kıpkırmızı şehir. Hemen otoritem devreye girmeli. Aa, şeyin harareti gitti. Yılmazlarım. Seyyahlar duruyor. Zorla adam edeceğiz hepsini, zorla. Dışarıda tank görüyor falan. Tekirdek yok ya. Hükmün temin edilmesini bekle. Kalan süre 2 hafta. 2 haftada mı halledilmiş? Peki. Yavaş yavaş şu protesto zımbırtıları da azalıyor gördüğünüz gibi. Dibe doğru çöküyor şeyleri. Yani sokaklarda ne oluyor Allah bilir. Cızırdama olmasa çok güzel izlenir. Bak birbirlerini dövmeye çalışıyorlar falan. Gerilim artıyor. Kaptan, gerilim öyle bir seviyeye çıktı ki şehir paramparça olmanın eşiğinde. Sokaklar öfkeli kalabalıklarla dolu. Şehrin her yerinde şiddetli kavgalar çıkıyor. Halk şehrimize musallat olan sorunların sizin yönetiminizde çözülebileceğine artık inanmıyor.
Şehir kaosa sürükleniyor. Yakın zamanda gerilimi azaltmaz ve düzeni tekrar sağlamazsak bu bizim sonumuz olacak. Şehir yıkılmaz diyor bizimki de. Cenaze töreni de yapmamız lazım. Gözetim merkezi ne veriyormuş? Suç oranını azaltıyor. Muhafaza merkezi. Beslenecek boğazlar azaldı mı? Çatışmalar geçici olarak durdu. Şehrinde çıkan tüm savaşlara son verdin. Birkaç hafta huzur içinde yaşayacağız fakat militanlar ortadan kaldırılmadığı ve çatışmalara kalıcı bir çözüm bulunmadığı sürece savaş eninde sonunda tekrar başlayacak. Kökten çözmezsek sıkıntı olacak diyor. Radikalleri medeniyetten ayrı tut. Kaptan, muhafızlar görevlerini tamamladı. Tüm çatışmalar sona erdi ve artık nihai hükmümüze karşı çıkan kimse yok. Ancak savaşın başlamasına sebep olan nefret hala hissediliyor. Radikalleri namuslu vatandaşlarımızdan ayrı tutmazsak çatışmalar yeniden başlayacak. Savaşan oluşumlardan birini veya her ikisini gözetim altındaki özel anklavlara taşıyarak onları ayırmamız gerek. Yalnızca seyyahlar gitsin bence. Siktirin gidin bu şeyden. Gerilim krizini önledik. Ucuz atlattık. Tehcir işlemlerini başlat kabiliyetini yerleşkesinde kullan. Ne tehciri? Nereden yapıyoruz? Nereden yapıyormuşuz ki onu? Bizi duyuyor musun diyor. Bunu nasıl yapacağız biz ya? Tehcir işlemlerini başlat kabiliyetini bilmem ne yerleşkesinde kullan diyor. Anklavların, konutların veya bir karşı oluşum anklavlarının yanında bulunmadığına emin ol. Anklav dediğin şehrin ötesine bir yere mi yapacağız? Seyyahlar anklavı. Ha. Herifleri baya baya şehrin ötesine doğru itekliyoruz. Hala. Onlara bir mahalle yapıp onları oraya taşıyacağız yani, anladım. Şimdiden mevzu. Biraz geç oldu ama. The steward appreciates all your adoring letters and will answer personally in due time. Güzel mektuplarınızı şey yapıyor. Kaptanımız diyor. Mutlulukla okuyor. Size zamanla hepinize tek tek cevap verecek. Geto gibi bir şey, evet. Yani Almanya'da yapılanın benzerini yapıyoruz şu an. Zayıfları demeyelim ama olay çıkaranları şehrin dışında bir bölgeye atıyoruz şu an. Anklav konutların veya bir karşı oluşum anklavlarının yanında bulunmadığına emin ol. Tam burayı niye yapamıyorum ben bunu? Ha, buraya yapabiliyorum. Çüş anasının gözü, daha ne? Ne kadar yapacağım ben bunu? Bayağı kalabalık olacakmış. Cozur, cozur. Ses meselesi gerçekten çok kötü bir şey yani. Oyunun en çok eleştireceğim yanı bu olabilir belki de. Kentsel dönüşüm değil. Şöyle izleyeceğim. İçeriye girdikçe o cızırtı çok rahatsız ediyor çünkü.
Yalnız müzik de böyle tiranlığımıza uygun bir müziğe dönüştü ya. Hakikaten çok başarılı gidiyor o açıdan. Kulaklıkla alakası yok, oyunla alakalı ya. Oyun nedense cozur cozur kastıkça son bölümlere doğru cozur cozur ötmeye başladı böyle. Açıkçası son bölümler biraz kısa olmuş. Yani baktığınızda birinci bölüm, ikinci bölüm ve üçüncü bölüm çok uzun sürmüştü. 4-5-6 brr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 
3. bölümdeyiz bugün. 2 saat 45 dakika oldu. Diğer bölümlerin her biri için nereden baksanız 2-3 saat harcamıştık. Ed Young 16 yaşında tamirci çırağı. Öfkeli bir şekilde anklava taşımaya hazırlanıyor. Bir kutuymuş. Anklava en fazla bir kutu eşya taşımamıza izin varmış. Tüm hayatımı tek bir kutuya sığdıracakmışım. Bu yetmiyormuş gibi etrafıma bakıyorum. Onca yetişkin, onca sözlü önder sessiz sessiz bu muameleye boyun eğiyor. Kuzu gibi ömürlerini feda ediyor. Tek bir kutuya sığdırmaya çalışıyorlar. Hepsi omurgasızlar. Bir insanı kutuya tıkmanın daha kolay bir yolu var. Kaptan bir gün o kutuya girsin diye elimden geleni yapacağım. Faşizme karşı susuyorlar mı halk? Allah Allah. Eşcil işlemlerine başlat. Ha, önce hazır mı olması gerekiyor? Hazır olacak nesi var onu anlamadım. Daha da mı büyümesi lazım? Ha, gözcü kulesi yapacağız. Bir de gözcü kulesi dikeceğiz heriflere. Faşizm. Cenaze töreni. Yapalım. Artık oy verme diye bir şey yok mu sordum? %100 oy geliyor. Demokratik bir şehir. Bu sanırım kötü yoldu. Yani oyunu bitirmek için kötü yolda bitirdik diye tahmin ediyorum. Bir tahmin tabii sadece. Muhtemelen kış yuvasında bütün mevzuyu çözebilirdik. İyi biri olmaya karar verebilirdik. Ve şehir demokratik bir şekilde hayatına devam edebilirdi diye düşünüyorum. Bilemiyorum tabii öyle farklı yolları var mı oyunun. Yo yani. Çok da sıkıntı değil yani. Kıyamet zamanı ne demokrasi? Kıyamet geçti oğlum. Artık gayet kendi kendine yeten bir şehiriz. Kocaman bir şehir. Baksana 53 bin nüfus var lan. Böyle kıyamet mi olur? Oyun çok ölüyor ya. Vallahi ölüyor yani. İyi ki hikayeyi daha fazla uzun tutmamışlar. Oyunun sesini kapatırsam yok. Cızırtı dur. Muhtemelen şeyden geliyor oyunun. Müzikten olabilir mi? Kapatmak da istemiyorum açıkçası. Bitti zaten, bitsin şuradan da. Anklavların geleceği. Kaptan, sorun çıkaranların şehrin geri kalanından izole etmek için altyapı tamamlandı. Muhafızlarımız tahliye sürecine başladı. Barış yakın. Ancak bazıları yeni mahallelerdeki koşullardan şikayetçi. Bu harabe kulübeler yaşamak için neredeyse elverişsiz diyor biri. Bu bir rezalet. Buna katlanmayacağız. Birçok donmuş toprakların sakinleri ve yeni Londralılar bu endişeleri görmezden gelmemizi istiyor. Kendi yuvalarına baksınlar. Şehrimize zaten fazlasıyla zarar verdiler dedi biri. Kararınız nedir? Yüksek güvenlikli anklavlar veya anklavın içinde tesis inşa etsin. Yeni Londra'nın geleceğini belirleyecek. Ne diyor? İzolasyon anklavlarda yaşayanlar dahil olmak üzere tüm vatandaşların yararına olmalıdır. Anklavlarda eşit koşullarını sağlaması için elimizden geleni yapacağız diyoruz. Bu karar Yeni Londra'nın geleceğini belirleyecek. Oyun burada sona erecek. Yeni Londralılarla kötü olacağız. Yüksek güvenlikli anklavlar yaparsak anklav sakinlerine hak falan yok. Hepsine hapse tıkmadığımıza dua etsinler. Onlara verdiğimiz toprakları öpsünler diyeceğiz. Yine oyun bitecek ama Yeni Londralılarla ilişkimiz iyi olacak. Hangisini istiyorsunuz?
Herkes üst mü diyor? Ne kadar faşistsiniz be. En üstteki. Faşizm. Birliktelik sağlandı. Kaptan olarak halkı hükmün altında bir araya getirdin. Sana karşı çıkma ihtimali olan herkes ortadan kaldırıldı. Şehir tek vücut olarak hayatta kalacak. Anlaşmazlıkların sonu, düzen yolu. Bu işte yollardan biri olduğunu gösteriyor. Nazlı şehrimizin biat edeceği tek bir sese, onu kolundan tutup götürecek sıkı bir ele ihtiyacı vardı. Bunun farkına vardınız. Çamur çepelin arasından çıkıp, içinde kaybolduğumuz sislerin arasında bize ışık oldunuz. Bu nurun karşısında sizi takip etmeyecektik de ne yapacaktık? Şehir bundan sonra dalgaların üzerinde dans eden yıldızlar gibi sizi takip edecek. Işığınız da ısınacak. Emrinize amadeyiz kaptan. Tüm zorluklara rağmen başarıya ulaştın. Şehir hala ayakta. Şehir yıkılmadı. Etkileyici bir senaryoydu. Diğer yollara da belki bakarız ara şeylerde. Yani tekrar hemen başlarız demiyorum. Bir iki sandbox yaparız. Şu Twitch şeyi olduğunu bakarız. Dizginleri eline aldın. Kaptan yeniden teşrif etti. Yılmazlar müttefikin olarak. Galiba şeyi yapmış. Belki de herkesin birbiriyle... Frostpunk 1'de de şey vardı ya ilerleyen. Ha, yaptığım hamleleri falan yazıyor. Sefer boyunca. ...906 kişi otomatonlar yüzünden işsiz kalmış. İyi şeyler ve kötü şeyler yazıyor bir arada. Ya ben oyunu çok beğendim bu sırada. Oyun çok güzel. Hikaye kısaydı... Sandbox oynamayı sevenler için daha güzel bir opsiyon sundular bu sefer. Daha geniş bir sandbox şeyi var ama... Ya oyun bayağı kısaydı. Bir de akışı sebebiyle... çok böyle tekrar tekrar oynanabilirmiş gibi gelmedi bana. Oynanır yine ama yani bir bütün olduğu için hikaye sürekli baştan başlamak bence biraz sıkıcı olacaktır yani. Kaptanımız sen çok yaşa. DLC zaten çıkacak canım. Bunu bilmek için şey olmaya gerek yok ki. Müneccim olmaya falan gerek. Bir önemi yok. ...14. Usta kahin. Annesiyle birlikte zapt edildi. Bölgeye gizlice gıda kaçırıyor. Rüyalarında ona haksızlık edenleri görüyor. Ve boğazlarını nasıl keseceğini. Belki bir günde başarılı olacak mı? İyi seyirler. Tek şüphe. Ne kadar sürecek? Bizi bırakıp gidişin. Sısını kesin. Güzeldi. Ya ben alkışlarım bu sırada bunları. Yani gerçekten çok başarılı bir oyundu. Yoğun bir emek var. Ortada sıkıntı diye sayacağım tek şey optimizasyon gibi duruyor. Bir de bu ses cızırdaması. Bunlar da çözülemeyecek şeyler değil. Ama dediğim gibi yani ilk oyuna kıyasla hikaye sık sık tekrar atılabilecek bir şeyi vermiyor. Çünkü ilk oyunda farklı farklı şeyler vardı. Burada bir bütün olduğu için yani sürekli baştan atabileceğinizi zannetmiyorum. Bilmiyorum yani. Öte yandan sandbox modu daha geniş diyebiliyorum bunun. Bir dakika, konum bir tek rüzgarlı tepeler mi? Yo. Ha, rüzgarlı tepe, çatlak koyak, Haleldar kıyı, ufuk, krater, dreadnought, havada asılı kaya, rüzgarlı tepeler. Yani 7 tane falan harita varmış.
Bunlar gözükmüyordu. Düşünürler, lordlar rastgele, emekçiler, tüccarlar rastgele, toplayıcılar, makinistler rastgele. Donmuş topraklarda koloni kur, bir metropol kur, müreffeh bir gelecek inşa et. Yani şeye göre, tabii ki demoya göre bunların hepsi açılınca daha bir çeşit gelmiş. Sandbox oynayanlar için daha geniş bir şey sunulmuş, yelpaze sunulmuş. Ama hikaye aşıkları için muhtemelen çok fazla tekrar edilecek gibi değil. 14.2 saat sürmüş bitirmemiz. İlk oyunu ne kadar oynadım bilmiyorum ama çok tekrar tekrar oynadığım için 108 saat. Ben mesela Sandbox çok oynamadım. 108 saat tekrar tekrar oynadım şeyi. İlk oyunu. Bunu 108 saat tekrar tekrar oynar mıyım bilmiyorum mesela.